Bugüne kadar neredeyse tüm müzik uygulamaları kullanmış birisi olarak arkadaşlar, Türkiye için hem Türkçe müzik arşivi açısından hem de bütçe açısından en mantıklı müzik uygulaması hangisi? Birlikte bunun kararını vereceğiz. Şimdi ilk olarak şundan bahsedeyim. Yok müzik kalitesi mi, suymuş, buymuş, ona girmek istemiyorum. Hani flag çalan müzik uygulamaları var, yüksek kaliteli uygulamalar var ama biz bunları zaten cep telefonuyla dinliyoruz. Cep telefonu dinleyip Bluetooth kulaklıkla dinliyoruz. Açıkçası bu yüksek ses kalitesi olayı çok az kullanıcıya hitap ediyor. Hitap etse de bence biraz fasofisi olarak kalıyor arkadaşlar. Şu an size bahsedeceğim bütün uygulamaların zaten müzik kalitesi yeteri seviyede yüksek. O yüzden o tarz konulara girmek istemiyorum. Burada daha çok bütçe var, müzik arşivi konusu var, uyumluluk meselesi var. Bir de bu uygulamalar bana sorarsanız bağımlılık yapıyor. Ben mesela kişisel olarak Spotify kullanıyorum. Daha iyi bir uygulama çıksa bile geçemeyebilirim. Çünkü liste yapıyorsun, algoritma seni çözmeye başlıyor, önerileri ona göre yapıyor. Ya bir alışkanlık haline geliyor. Özellikle bir alışkanlık edinmediyseniz, ya şu aralar artık bir müzik dinlemek için bir uygulama satın alayım diyorsanız tam size göre ki birçok insan işte yaşı gelince ya da bütçesi el vermeye başladığı zaman bu düşünceye kapılıyor ve tam da o aşamada bu videonun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hemen başlamak istiyorum. Birincisi benim de kullandığım Spotify. Şimdi Spotify ücretsiz olarak müzik dinletiyor ama araya reklam atıyor, liste yapamıyorsun, içinden seçemiyorsun. Biraz kangren ediyor. Ama deneyebilirsiniz. Spotify'ın şöyle bir güzelliği var. Gerçekten yaygınlaştı. Yaygınlaştığı için içinde sosyal olarak da arkadaşlarını vesaire ekleyip ondan ne dinliyor, dinlemiyor ona da bakabiliyorsun falan ama şimdi Spotify'ın fiyatı 18 TL. Aile planı da var ama ona girmek istemiyorum. Siz bakarsınız. Ben kişisel olarak incelemek istiyorum. Şimdi 18 TL'yi veriyorsunuz, size ne sunuyor derseniz gerçekten güzel bir içerik sunuyor. Ses kalitesi yüksek, müzikleri indirebiliyorsun vesaire, okey. Bir de ben ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Yani bazı fırsatlar bazı kişilere özel oluyor. Mesela nedir? Vodafone. Eğer Vodafone'luysan bazı paketlerde Spotify torpil geçiyor. Yani Spotify'daki veri kullanımını datanızdan düşmüyor. Dolayısıyla Spotify bir Vodafone'lu için mesela direkt artı puan haline geliyor. Eğer o paketlerden birine sahipsen. Çünkü bunu arabada dinliyorsun falan, dışarıda dinliyorsun. Wi-Fi'ye çok bağlı olmuyorsun, paketini sömürüyor. Yani müzik uygulamaları da ciddi anlamda dinlemeye başladığın zaman paketleri sömürmeye başlıyorlar. Dolayısıyla mesela Vodafone'luysan Spotify sana göre. Bir artı daha, bunun videosunu çekmiştim. Bu videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Linkini şuraya koyuyorum. Eğer Papara mesela kullanıyorsanız, kullanmıyorsanız kullanın. 18 liranın yarısını onlar ödüyor. 9 liraya giriyor. Dolayısıyla Spotify çok iyi bir seçim olabilir sizin için. Hele bir de Vodafone'luysanız paketten yemiyorsa bal kaymak. Yani 9 liraya mis gibi bir seçenek haline geliyor. Spotify eğer bu şartlarda kullanacaksanız tavsiye ederim. Ben gayet memnunum. Ama fiyat performans olarak en yüksek asla değil. İkinci alternatife geliyorum. YouTube. YouTube müzik aslında bakarsanız psikopat bir şekilde müzik arşivi en iyi olan. Çünkü YouTube'da olmayan müzik yok. Yani Hayalet Sevgilimi de açıp dinleyebiliyorsun. Öyle bir durumu var YouTube müziğin. Buradaki avantaj şu. Şimdi fiyatı 17 lira. 17 lira verdiğin zaman YouTube Premium elde ediyorsun. Birincisi, YouTube'da reklam izlemiyorsun. YouTube'daki videoları kaydedebiliyorsun ve YouTube müziğe sahip oluyorsun. Burada Papara konusu geçerli. Yarısını Papara veriyor. İşte 8,5 liraya mı 8 liraya mı geliyor. Dolayısıyla fiyat performansı en yüksek olan müzik uygulaması şu anda YouTube müzik arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. 8 liraya 9 liraya hem YouTube'daki reklamlardan kullanıyorsun hem de güzel bir müzik uygulama oluyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Sonradan geçtiğinizde alışamayabiliyorsunuz. Dedim ya, biraz bağımlılık meselesi, alışkanlık meselesi. Sonradan geçecek için üf bu ne diyebilirsiniz ama ilk defa bir müzik uygulaması kullanacaksanız benim size birinci tavsiyem, fiyat performansı en iyi olan YouTube müziktir. YouTube müziğe kendinizi alıştırırsanız öyle gider. Yani sadece 8 lira birçok şeyden kurtulmuş oluyorsunuz. O yüzden ben YouTube müziği işlerinde en başarılısı buluyorum bu anlamda. YouTube müziği ilk tavsiyem odur. Yani hiçbirine geçmiyorsanız YouTube müzikle başlayın arkadaşlar. Bir de Apple müzik var. Apple müziği de kullandım. Onun herhangi bir ücret avantajı yok. Ama iPhone kullanıyorsanız oraya güzel özellikler gelebiliyor. Yani işte uzamsal ses deneyimi var. Bazı işte Apple'ın Equalizer seçenekleri var ama ben şahsen en alt sıraya koyarım. Yani Apple müziği çok tavsiye edemiyorum. Fiyat avantajı yok. İşte iPhone'da iyi, okey, ama yani çok da ihtiyaç değil sunduğu bazı özellikler. Yine de denenebilir. Apple ekosistemindeyseniz tavsiye edebilirim. Ama ben de Apple ekosisteminde olmama rağmen Spotify'ı tercih ediyorum. Çok tercihim değil ama yine de bahsetmek istedim. Bir de şimdi Fizi gerçeği var Türkiye'de. Yani Fizi'deki durumda şu: eğer Turkcell'liyseniz Fizi ile ilgili paketler veriyor size. 5 GB falan kotanızdan yemiyor. O bir avantaj. Fiyatı 14 lira, biraz daha ucuz ama işte 14 lira olsa da Papara ile 8 liraya falan giriyor diğerleri. Yani Fizi de güzel alternatif ama Turkcell'liyseniz belki işte gigabyte konusundan biraz tasarruf edersiniz. Onun dışında çok çok mantıklı bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Yine Turkcell'de bazı paketlere dahil ediyorlar falan, o şekilde veriyorlar. O zaman mantıklı olabilir. Ama onun dışında Fizi de yani
Bir Vodafone'ya Fizi'yi tavsiye etmem açıkçası. Onun yerine diğer uygulamalar daha avantajlı olabilir. Hem fiyat açısından hem de kullanım açısından. Yani arada nasıl seçebileceğinizi anladınız değil mi? Bazı fiyat avantajlarını göz önünde bulundurmak lazım. Tavsiye ettiğim programların hepsi bu arada ihtiyacınızı karşılayacak seviyede. Hepsi iyi seviyede. Yani müzik arşivi olarak Spotify bayağı iyi seviyede. YouTube zaten aşmış durumda falan. Hani orada sıkıntı yok ama esas sıkıntı işte alışkanlıklarınız vesaire olacak ve bütçe olacak. Onun dışında müzik dinlemeyi seven insanlar için, yani farklı müzikler dinleyeyim, alışılagelmiş müzikleri duymak istemiyorsanız, farklı şeyler dinlemek istiyorsanız, burada SoundCloud'u da öneriyorum arkadaşlar size. Mutlaka edinin, dinleyin. Hatta orada Cem Yılmaz'ın bile albümü var. Göstermek istiyorum şimdi. Mesela burada Cem Yılmaz'ın kendi profili var. Filmlerde kullandığı, yaptığı, kendi yaptığı müzikleri koyuyor. Gayet iyi. Burada işte farklı DJ'ler var. DJ'lerin kendi hesapları var ve oradan girip ücretsiz böyle farklı müzikler dinleyebiliyorsunuz. Hey Douglas'ın mesela ilk keşfettiğim yer burasıdır benim. SoundCloud'da keşfetmiştim kendilerini. Bu tarz müzikleri bulup dinleyebiliyorsunuz. Gayet iyi. Onun dışında bir de Karnaval'ın uygulaması var. Karnaval'da da eğer radyo dinlemeyi seviyorsanız, bazen radyonun çekmediği yerler oluyor, ben açıyorum. Karnaval'ın uygulamasını açıp Karnaval'ın kendi işte JoyTürk, JoyFM, MetroFM vesaire gibi kanallara ulaşıp aynı anda canlı olarak dinleyebiliyorsunuz. Onu da ekstra olarak müzik severlere tavsiyemdir. Müzik uygulaması seçimi bu şekilde arkadaşlar. Başka uygulamalar da var ama girmek istemedim. Biz daha çok bize uygun olanları seçmek istedim ve tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmek istedim. Benim tavsiyelerim bunlar. Sizin tavsiyeleriniz neler? Özellikle indirim konusunda atıyorum şu uygulamada şu indirim de var diyorsanız aşağıya mutlaka yazın. Bizim de haberimiz olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.